Spor Aksiyon'dan herkese mutlu akşamlar. PTT 1. Lig'de 33. haftada geride kaldı. Samsun Spor 3 puan hedefiyle gittiği İzmir deplasmanında Altın Ordu Spor ile 1-1 berabere kaldı. Bilindiği üzere Altın Ordu Spor Samsun Spor karşısına 8 maçlık galibiyet serisiyle çıkmıştı. Ancak Samsun Spor ev sahibi ekibin galibiyet serisine son verdi. 1-0 öne geçti Samsun Spor. İkinci yarıda Altın Ordu Spor 1-1'lik beraberliği yakaladı ve 90 dakika sonunda her iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Tabii ki Samsun Spor için bu alınan bir puan da çok büyük önem taşıyordu. Altın değerindeydi bir puan ve Şanlıurfa Spor'un da puan kaybetmesiyle rakibinin bir adım önünde son haftaya girdi kırmızı beyazlı ekip. Cumartesi günü saat 19'da Samsun Spor kendi sahasında Denizli Spor ile karşılaşacak. Rakip küme düşmeme mücadelesi veriyor. Samsun Spor playoff potasının içine kendini atmanın peşinde. Şu anki konumunu korumanın peşinde. Bakalım cumartesi akşamı saatler 19.30'u gösterdiğinde Samsun Spor sahaya 3 puan hedefiyle çıkacak ve 90 dakika sonunda umarız Samsun Spor playoff potasındaki yerini almış olur. Biz de İzmir'deydik. Maç öncesi taraftarların müthiş coşkusu vardı. Samsun'dan, Bursa'dan, İstanbul'dan, Muğla'dan, İzmir ve çevre illerden akın akın maça geldiler Samsun Spor'u desteklemek için taraftarlar. Maç öncesi görüntülerimiz var. Taraftarların coşkusu, açıklamaları var. Onları ekranlara getireceğiz. Maç sonunda ise Samsun Spor Başkanı Erkut Tutu ve yönetim kurulu üyelerinin futbolcuların alınan bir puanla ilgili açıklamaları var. Yine maç öncesi daha önceki geçen haftalarda programımızdan forma kazanan izleyicilerimize, spor aksiyon fanatiklerine Atatürk Stadı önünde formalarını teslim ettik. Kendi istekleri üzerine o gün gerçekleşti. Forma hediyemizi verdik ve o görüntüleri de ekranlara getireceğiz. Dönüşte ise bilindiği üzere Samsun Gazeteciler Cemiyeti ile birlikte İzmir'e gitmiştik. Kalabalık bir basın ordusuydu adeta ve gazeteci meslektaşlarımızın da maçtan sonra alınan bir puan ve Denizli Spor maçı ile ilgili görüşleri var. Onları ekranlara getireceğiz. Bu akşam stüdyomda yine iki değerli isim var. Teknik direktör Ercüment Coşkundere birkaç haftalık aranın ardından tekrar stüdyomuzda konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nöbetçi yorumcu değiliz tabii ki. Biz burada olduğumuz sürece seninle program yapacağımızın sözünü verdik. Burada olduğumuz için de programdayız, sözümüzün arkasındayız. Çok teşekkür ederim hocam. Biraz rahatsızlığınız olmasına rağmen evet, kırmadınız. Evet. Yani sonuçta bu seninle görüştüğümüz bir konu. Söz verdik. Sözün arkasında durmak önemli. Hastayız tabii ki, mazeretimiz var. Hastalığımızdan doğan yapacağımız sesle ilgili işte öksürmeyle, aksırmayla ilgili rahatsızlık vereceğiz. Onun için bizi izleyenlerden biraz hoşgörü bekliyoruz. Bu arada şeyi vurgulayayım, hazır söylemişken, söz gelmişken. Bugün 19 Mayıs, Gençlik ve Spor Bayramı. Tüm gençlerin bu bayramını kutluyorum. Kendini Avni abi gibi genç hissedenlerin de Gençlik Bayramı'nı kutluyorum. Teşekkür ederim. Ve her zaman olduğu gibi Türkiye Spor Yazarları, Samsun Temsilcisi ve Haber Gazetesi köşe yazarı Avni Demir de bu akşam bizlerle birlikte. Hoş geldiniz siz de. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Teknik direktör Besim Durmuş bu hafta da bizlerle birlikte değil. Kendisi İstanbul'da 3. Lig'de 2. Lig'de terfi maçlarını izliyor. Bu akşam da bizden izin istedi. Bu akşam da bizle birlikte değil. Önümüzdeki haftada umarım bizlerle birlikte olacak Besim Durmuş. Bugün Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı. Tüm izleyicilerimizin, tüm Türk ulusunun bayramını kutlayalım ve hiç vakit kaybetmeden programımıza başlayalım. Yorumcularımızın değerli karşılaşmalarla ilgili değerli yorumlarını almaya başlayalım. Evet, Samsun Spor Altın Ordu Spor deplasmanından bir puanla döndü. 3 puan hedefiyle gidilmişti aslında. Ama 90 dakika sonunda Samsun Spor evet, sahadan 1 puanla ayrıldı. Neler söyleyeceksiniz? Geçen hafta burada tek hedef vardı. Öyle demiştik. Galibiyet. Gerçekten öyleydi. Gider Cuma günü Samsun Spor İzmir'e giderken tek hedefi vardı. Galibiyet. Daha doğrusu playoff'a yükselebilmenin en büyük engeli olarak görülüyordu Altın Ordu maçı. Gidildi. Ancak cumartesi günü Bolu'da Bolu Spor Şanlıurfa Spor maçının berabere bitmesiyle birlikte Samsun Spor'un galibiyet hedefi
berabere de kalınırsa o hedefleri tutturmuş oluruz düşüncesine dönüştü. Ve nitekim gerçekten çok çok zor bir maçtı. Maça Samspor gerçekten iyi başladı diyebiliriz. Erken de gol buldu. Daha henüz 7. dakikada Samspor 1-0 öne geçti. Golden sonra da temkinliydi, akıllıca oynamaya çalıştı Samspor. Ve ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. İşte bu iki devrelik, iki değişik devrelik bir maçtı diyebiliriz. Çünkü ikinci yarıya Samspor daha henüz ilk yarıda kendisi golle kavuşurken ikinci yarının 8. dakikası yani 53. dakikada Samsunspor rakibe, daha doğrusu ev sahibi takıma gol atma fırsatı verdi. Ve gol atma o fırsatından ve beraberliğin tekrar oluşmasından sonra Samsunspor'da her ne kadar düşmeme adına, oyundan düşmeme adına bir takım gayretler sarf ettiyse de o ilk yarıdaki oyundan hayli de düştü diyebiliriz. Sonrasındaki dakikalar Samspor'un lehine işledi desek yeridir. Çünkü Altınordu Spor çok çok gol pozisyonuna girdi. O gol pozisyonlarından bir tanesini değerlendirebilmiş olsaydı sahadan galip ayrılabilirdi ve bizi playoff konusunda tamamen devre dışı bırakabilirdi. Bizim de oldu mutlaka. Özellikle Musa ile uzatma dakikalarındaydı galiba. Bir gol pozisyonumuz vardı. Saç baş yoldurdu. Ama olmadı. Maçın son pozisyonuydu hatta. Beraberlik iyi oldu diyebileceğimiz bir sonuç. Çünkü yenilmiş olsaydık her şey bitecekti. En azından şimdi bir önümüzde bir maç daha var. Bu maçta playoff'a yükseleceğiz veyahut da tamamen devre kalacağız. Devre dışı kalacağız. Çünkü rakibimiz gerçekten zorlu bir rakip. Daha doğrusu çok zorda olan bir rakiple karşı karşıya gelecek Samspor. Denizlispor eğer Samsunspor'u yenemediği takdirde küme düşecek. Bunun başka bir şeyi yok yani, kurtuluşu yok gibi görünüyor. Şu anki hesaplamalara göre. Ha belli olmaz. Belki Buca Spor deplasmanda Osmanlı Spor'la oynayacak. Yenilebilir belki. Ama her şeyden önce hesaplarını Denizli Spor galibiyet üzerine yapmak zorunda. Samspor da aynı şekilde galibiyet üzerine yapmak zorunda. Beraberlik her iki takıma da yaramayacak bir durum var. Bu nedenle gerçekten önümüzdeki hafta Samspor için çok zorlu bir hafta olacaktır. İzmir engelini Şanlıurfa Bolu maçı beraberliğiyle şansa dönüştüren taraf Samspor oldu. Bekleyin, göreceğiz önümüzdeki günlerden. Hemen hatırlatalım izleyicilerimize. Mesajlarınızı hemen ekranın alt bölümünde yer alan Facebook Haberak/Spor Aksiyon sayfamıza beğeni yapıp mesajınızı gönderebilirsiniz. Programımızın ilerleyen bölümlerinde mesajlarınıza da yer vereceğiz. Evet hocam, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? 1-1'lik skor, playoff barajı, gelinen nokta. Ben şimdi Altınordu maçının ilk bölümünü biraz seyrettim. Normalde eşimle beraber gittiğimiz bir yerde maçı seyretmek için plan yapmıştık ama dönüşümlü veriliyordu maç. Hangi kanal sonra değişti, yakalayamadık orayı biz. İkinci yarıyı çok seyrettiğimizi söyleyemem. O konuda bir şey diyemem. Maçla ilgili teknik bir değerlendirmeden ziyade puan durumu ve rakibin konumu, Samspor'un bulunduğu nokta ve diğer birbiriyle ilintili maçlar var bu hafta. Ligin sonu zaten. Şimdi hocayla da dün, Erhan hocayla da dün çiftlikte karşılaştık sokakta yürürken. Hoca dedi kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Doğrusu o zaten. Bir final maçıdır. İnşallah, umuyorum şans da onların yanında olur ve Samspor playoff'a kalır. Yenerek kalır. Ama şimdi puan durumu tabii enteresan. Birbiriyle ilişkili maçlar var. Urfa Kayseri ile içeride oynuyor yanılmıyorsam. Alanya 54 puan değil mi Alanya? Evet. 52 Samsun. 52 Urfa. 51 Altınordu. Evet. 54 Alanya. Alanya Antep'e gidiyor. Öyle bir Antep'le oynuyor, pardon. Evet, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi. Antep'te. Antep'te evet. Şimdi Alanya Antep, Urfa Kayseri, Altınordu, Adana Demir, Samspor, Denizli ve
Dolayısıyla Osmanlı Spor, Buca Spor maçı. Bunlar birbirleriyle ilintili maçlar. Yani futbolda şu olmaz, bu olmaz yok. Evet, kesinlikle Samsun kendi yenerek göbeğini kesmek zorunda. Ama inşallah ikili averajda Urfa'dan iyiyiz. Yani genel evet. olarak iyi olduğumuz için bunu. Urfa'da kazanırsa ne oluyor? Biz kazandığımızda averajda gidiyoruz. Öyle değil mi? Evet. Urfa kaybedebilir de belki Kayseri Spor'a. İnşallah. Ben bütün hep kötülükleri istiyorum çünkü. Samspor'un lehine olacak. Samspor'un iyiliğine, rakiplerinin kötülüğüne istiyorum. İnşallah Antep'te Alanya'yı yener. Samspor'da inşallah playoff'a kalır. Ama hafta sonu kolay geçmeyecek. Onu zaten tahmin ettiğimiz, benim kendi adıma söylediğim ve tahmin ettiğim bir maç. Hep o düşer, bu kalır. Ama kulaklar ve beyinler maç, Samspor, Denizli maçı özellikle. Denizli Spor takımının ruhu sahadayken aklı da bir taraftan Osmanlı Buca maçında olacak. Yani bir yerden o telefon trafiği işleyip içeriye bilgi servisi yapılacak. Dolayısıyla büyük bir ihtimal ki kesinlikle federasyon bunun önlemini alıp tüm maçlara eşit zamanda başlatacak. Aynı saatte o temsilciler falan birbirlerine işaret veriyor ama maçın içerisinde, şimdi Denizli deplasmanda olduğu için kendi bir şey yapamayacak ama Buca da yapamayacak. Dolayısıyla aynı saatte başlama şansı var. Denizli oynarken kulağı Osmanlı'da olacak. Bir yerden bu birbirleriyle ilintili maçlar çünkü. Ama sonuçta Samspor için konuşacak olursak, Samspor önemli bir noktayı yakaladı. Playoff için çok iddialı fakat çok zor bir maç oynayacak. Yendiği takdirde kesinlikle playoff'a kalıyor bir kere. Aynı şekilde Denizli takımı da yenerse o da playoff'a kalıyor. İki takım berabere kaldığında belki bir takım düşecek, bir takım da playoff'a kalmayacak. Yani burada beraberlik Samsun Spor'un cumartesi akşamı belki iki takıma da yaramayacak. Beraberlik alındığı zaman. Galibiyet alırsa belki Manisa'ya da galibiyet hani kesin yarıyor. Samspor'a da galibiyet kesin yarıyor. Çok enteresan. Yani gerçekten çok keyifli ve çok enteresan. Samspor'un kazanacağını düşünüyoruz. Ama iç saha maçları her zaman zordur. Çünkü Denizli'ye de beraberlik yetmiyor. Tabii öbür maçın skoruyla ilintili. Evet. Ama Denizli'ye belki beraberlik yeter ama Samspor'a beraberlik yetmeyebilir. Üç takımın işi de çok karışık hocam. Yani. Şimdi anlatabildim mi? Bak Osmanlı Denizli Buca ile berabere kaldı mı Denizli'ye beraberlik yetiyor. Evet. Ama o zaman Samspor'a beraberlik yetmiyor. Samspor'un bir tek şansı var. Kazanmak. Kazanmak için de inşallah önce şans, sonra da oyuncuların inançları, evet. tribün desteği falan hep yanımızda olur düşünüyorum. Şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Geçen sene Samspor final oynadı. Evet. Biliyorsunuz. Evet. Biraz evvel Avni abiye de bahsettim. Tabii etap etap bu işler. Şu anda konuşmamız bir bilgi, bir odaklanma adına söyleyeceğim bir laf bu. Bu takımı oynayan oyuncu grubunu, takımın içindeki tüm takım içindeki takımı, teknik kadro, yönetim, teknik kadro, oyuncular, masörler, malzemeciler, kulüp personeli, taraftar, siz, biz hepimiz için söyleyeceğim bir laf bu. Geçen sene Samspor final oynadı. Şimdi Samspor Manisa'yı yenerse playoff'a kalacak. Denizli Spor'u yenerse playoff'a kalacak. Manisa'da hep ağzıma geliyor. Denizli Spor'u yendiğinde playoff'a kalacak. Playoff'a kaldı mı bir maç oynayacak, iki maç oynayacak değil mi? Karşılıklı i̇ki gidip maç, gelme. Eledikten sonra final hakkı kazanacak. İnşallah final hakkını kazanır ve hatta Samspor Süper Lig'e çıkar. Samspor'un bulunduğu ekonomik tablonun iyileşmesi açısından Süper Lig'e çıkmasının en büyük hamle, en büyük fırsat olduğunu düşünüyorum. Ama çıkamadığı zaman da ha playoff oynadınız ya da final oynadınız, çıkamadınız, ha 15. oldunuz, küme düşmediniz. O sene, bir önümüzdeki sene 2015-2016 sezonunda 15. takımla 2. takım aynı ligde oynuyorlar. Tıpkı geçen sene ve bu sene yaşandığı gibi.
Dolayısıyla bu bilincin oluşması lazım. Bu bakış açısını tabii ki oyuncular etap, Denizli, etap, rakip, playoff, birinci maçlar, ikinci maçlar, final. Bütün bunların üstesinden gelmek, gelecek güçleri var, potansiyelleri var. Ve Samspor takımının birinci kurtuluş reçetesi ve fırsatının Süper Lig olduğunu bilerek davranılması, bu bilinçte yaşanılması, çıkamadığı zaman da aynı ligde kalmanın hiçbir esprisinin olmadığı bilinci bizim için önemli. Bu arada bugün de açıklandı. Lazım. Bugün de açıklandı playoff takvimi. Birinci maçlar 28 Mayıs Perşembe günü, rövanşları 1 Haziran Pazartesi günü ve final maçı da İstanbul'da oynanacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda 5 Haziran Cuma günü oynanacak. İnşallah 5 Haziran Cuma günü Samspor takımı Başakşehir'de final oynar ve şampiyon olur. Benim temennim İnşallah budur. İnşallah temennimiz bu sefer olacak diyoruz biz. Yani inanıyoruz sezon. Ama oynanan maçların görüntülere, işte Avni abinin söylediği, bir son dakika Musa'nın herhalde son pozisyonu var ama ondan evvel Altın Ordu'nun pozisyonlarının olduğu söyleniyor. Samspor takımı mesela ben Urfa maçında seyrettiğim ilk yarı, Karşıyaka maçında seyrettiğim o oyun, o oyun tarzını, Adana Demir maçında oynadığı oyun tarzını, gününü yaşarsa Samspor'un ben Denizli Spor'u çok rahat geçeceğini düşünüyorum. Manisa düştüğü için hani dilimize takılıyor. Şimdi iki takım daha var ya, iki takımdan biri düşecek. Manisa'yı göz ardı ettiğimiz için dilimize takılıyor. Hocam Manisa Spor'u hala düşmedi diyorlar. Şey var. Ne iddiası var ya? Yendiği takdirde, işte bu takımlar yenildiği takdirde üçlü avarajda bir tanesine üstünmüş. Değişik hesaplar çok tabii, ince. Tabii. Üçlü avaraj olabilir ama şimdi Denizli yenildi. Buca berabere kaldı 33. Manisa da yendi 33. Üçlü avarajda Manisa geçebilir bunları. Bu ihtimal de var ama ben zayıf ihtimal olarak. Üçlü avarajda geçemiyor da şeyde geçiyor. Neydi? İkili de kimi geçiyor? Bir, enteresan bir şey var yani. Bu şey üçlü avarajda kim iyi mesela? Geçiyor. Alt grup. Ya valla ben hiç alt grupla ilgilenmiyorum. Ben üst taraf, bizi ilgilendiren tarafa bakıyorum. Bizi ilgilendiren tarafta eğer biz berabere kalır, Urfa berabere kalır, Altın Ordu yenerse Altın Ordu çıkıyor. Hocam biz yeneceğiz, çıkacağız. Samspor yenecek, çıkacak. Bir tek şıkkımız var, galip gelmek. Kesinlikle. Başka şıkkımız hemen, Pazar gününe dönelim. İzmir'de Atatürk Stadı'nın önünde her yer kırmızı beyazdı. İzmir'de her yer kırmızı beyaz coşku vardı. Samsporlu taraftarlar İzmir'de gerçekten çok muhteşem görüntüler oluşturdular. Hemen taraftarlarınla yaptığımız röportajlara gidelim. O coşkuyu verelim ekranlara. Hazırsa sevgili Cem. Evet, hazırmış. O coşkuyu ekranlara getiriyoruz. Samsporlu taraftarların maç öncesi düşünceleri ve İzmir Atatürk Stadı'ndaki önündeki görüntülerini ekranlara getiriyoruz şimdi. Sizin de söylediğiniz gibi mesafe, yol, kilometreler bize fark etmiyor. Sevdamızın peşinde, armamızın peşinde geldik. Zorlu bir virajda Altın Ordu'yla oynayacağız. Biliyorsunuz arada bir puan var. Yenen büyük bir ihtimalle playoff dizisini alacak. Biz de yenmek için İzmir'e çıkartma yaptık. İnşallah buradan 3 puanla döneceğiz. Teşekkürler. Sana playoff'a devam edeceğiz. Takımımızın başarısı elimden gelir. Sabzor'a biz de yapacağız burada. Buraya playoff amaçlı geldik. İnanıyoruz ki 3 puan alıp playoff'a garanti edelim. Sabzor'a gelecek. Evet amca. Yine geri döneceğiz Sabzor'a Allah'a izniyle 3 puanla. Sabzor'a. İnşallah. Her şey şu anda istediğimiz gibi. Her taraf kırmızı beyaz. Her deplasmanda bu tabloyu görmek gerçekten Bursa'dan, Ankara'dan, İstanbul'dan gelen kardeşlerimiz, abilerimiz var. Abi tek derdimiz Süper Lig. Başka sorunumuz yok. Çıkacağız Süper Lig'e. Başkanlar var. Biz de takımımızın peşine geldik. Bütün herkesi görüyorsunuz, her taraf kırmızı beyaz. Allah'ın izniyle bu kırmızı beyaz Samsun'a kadar gidecek baştan sona. Geçen sene puanımızı alıp Samsun'a döneceğiz Allah'ın izniyle. Süper Lig işinde başarılı. Evet, zor bir karşılaşma tabii. Bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren tek puan 3 puandır. Alıp playoff'u garantili. Bir üstüne çıkacağımıza inanıyorum. Herkese başarılar diliyorum. Evet. İzmir bize her zaman şanslı gelmiştir. 3 puanı alıyoruz. Playoff'ta gerisine bakıyoruz. İnşallah hedef Süper Lig.
Evet, Samsunspor taraftarları maça ilgisi oldukça fazla. Neler söyleyeceksiniz? Çok önemli maç. Yenmek için geldik buraya. Yenmek istiyoruz. En kötü berabere kaldım ama yenmek istiyoruz. Beraberlik yok, galibiyet. Galibiyet. Nereden? Yıldırım Demirören yeter. Türkiye'nin dört bir yanından olduğu gibi Muğla'dan da herhalde Fasolik hakkında düşünceleriniz nelerdir? Bizi çok yordu. Tamam. Orada ağacın dibinde de var bak. Orayı da yakala. Ha geliyor bak. Samsunsporlu taraftarlarla birlikteyiz. Neler söyleyeceksiniz? Önemli bir maç. Samsunspor'a gidiyor. 1-0 olsun bizim olsun. Siz? 2-0 alacağız. 2-1 alacağız. Allah'a söylesin. Umarız kazanan Samsunspor olur. Teşekkür ediyoruz. İnşallah kazanacağız. Merhabalar, hayırlı yayınlar diyoruz. İstanbul'dan geldik. Artık bu sözün bittiği yer. Bugün artık her şey belli olacak. Biz futbolcularımıza güveniyoruz. En iyi sonuçla buradan çıkacağımıza inanıyoruz. Takım halinde burayı seyircilerle de buradayız. Tepte, Urfa'da beraber sizinle. Elimizden geldiği kadar takımımızla beraber olmaya çalışıyoruz. Sevdamız belli, rengimiz belli. Devam ediyoruz. Sen de hemen hemen Samsun'a geliyorum. Hemen bütün deplasmanlara gidiyorum. Artık bugün mutlaka galibiyet bekliyoruz. Hayırlısı. Bursa'dan geliyorum. Samsunspor'u seviyoruz. Evet, maç öncesi görüşler bu şekildeydi. Taraftarların coşkusunu Spor Aksiyon farkıyla ekranlara getirdik. Evet, taraftarların beklentisi galibiyetti. Ve her şeyden önce gerçekten hem İzmir'e 2000 kilometre yolu mesafeyi gözetmeksizin gittiler geldiler. Hem İstanbul'dan, Bursa'dan, Aydın'dan, Şirinler, Söğütlü Bahçeliler, Şehzadeler, İstanbul'dan yine çeşitli Grup İstanbul 55, Bursa'dan Bursa Taraftarlar Derneği, Genç Samsunspor Taraftarlar Derneği, Ünisam üyeleri ve başkentler, hepsi genç termeliler, hepsi. O kadar çok taraftar grubumuz var yani. Yok, daha da var da şimdi. Beklentilerle giden seyirci arasında İzmir Samsunspor Taraftarlar Derneği yine oldukça düşük. Yani bu maçı hep hesap ediyoruz. 3000 kişi mutlaka çeşitli yerlerde Samsun'dan ve yurdun çeşitli bölgelerinde bulunan Samsunların 3000 kadar taraftarın izlemesi beklendiği bir maçtı. Nitekim Altın Ordu açıklamada yaptı. Gelebildiği kadar taraftar gelsin dedi. Ona getirdi. Ama maçtan sonra orada bir araştırma yaptık. Toplam maçı izleyen seyirci sayısı 1600. Toplam 1600. Evet, toplam. Altın Ordu'yla Samsunspor taraftarlarının toplamı 1600. Bunun 800'ü Samsunspor taraftarı, 800'ü de Altın Ordu taraftarı. Hadi ya. Bu açıklamayı orada yaptığımız araştırmada yaptılar açıklamayı. Tabii daha fazla bir taraftar bekliyorduk. Ama 800 kişi de olsa gerçekten 1000 kilometrenin üzerinde bir yolu kat etmek kolay değil. Oraya gitmek kolay bir şey. Hepimizin gözü korkar ya. Yani. Maçta tabii maç başlamadan 2-2,5 saat kadar önce bir stadın oralardaydık. Ve yeni gelmiş Samsunspor taraftarları daha öğlen sıralarında demek ki ancak İzmir'de. Anca düşerler abi, gece çıkarlar. Tabii ki.
Ve en çok dikkatimi çeken de, hatta işlerinde tanıdığım da vardı, arkadaşlarımız vardı. Çocuğunu almış, çocuğuyla birlikte gelmiş. Ne güzel. Ve öylesine heyecanlılar ki, biz bu maçı alacağız diyorlar. Ve tabii ki o arada birçok taraftarla görüştük. Hatta Mehmet Soykan vardı yine aynı şekilde oraya gelenler arasında. Onunla da görüştük. Hep galibiyetle kilitlenilmişti. Ama işin gerçek yanı, yani özellikle Bolu Spor, Şanlıurfa Spor maçı sonrası hepimizde şu vardı. Ya berabere kalsak da olur. Berabere gelelim ama bu maçı kaybetmeyelim. Hakikaten düşünüldüğü gibi oldu. Ha, belki de Şanlıurfa Spor galip gelseydi, Samspor biraz daha farklı mı olurdu? Galip gelebilir miydi? Bilemiyorum ama tam tersi de olabilirdi. Bir paniklemenin içerisine de girebilirdi. Yani bilemeyiz. Ama en azından o maç Samspor'un cumartesi akşamı yapacağı maça playoff şansını uzattı. İnşallah cumartesi akşamı Bülent Arı Samspor olur. İnşallah. Altınordu takımı şu anda ligin en formda takımı. Evet. Yani PTT 1. Lig'in en formda takımlarından birisi. Ve kendi sahasında oynuyor. Sonuçta oradan bir puan almak, özellikle Urfa'nın Bolu ile berabere kalmasından sonra Samspor'un da Altınordu'dan bir puan alması avantaj. Karlı bir maç olarak düşünebiliriz. Oynanan oyundan ziyade ben artık cumartesi günü hiç oyun moyun değil. Tabelada yarım sıfır yazsın, Samspor 3 puan alsın, playoff'a kalsın. Şey değil ama tabii ki teknik adam olarak oyunlarla ilgili de şunu söyleyebiliriz. Bu tip maçlarda hep skordur önemli olan. Bir resim vermesi de gerekir yani. Samspor'un oynayacağı zorlu playoff maçlarında tabii ki bu zamana kadar verdiği bir görüntü var. Ama oynayacağı rakipler de en az Samspor kadar kadro kalitesi ve form düzeyi olarak iyi durumda olacağından biraz hani böyle işte Avni abinin hani söylüyorsun ya maçta işte ikinci yarı şöyle oldu falan. Bu tabii sizi üzüyor biraz. Endişeye düşürüyor. Doğaldır ama bu tür maçlarda hendeyi geçmek her zaman iyidir. Samsun'a da geçtiği için kutluyoruz ve bir fırsat yarattı kendine. İnşallah kazanır. Hocam maç içinde de 90 dakika boyunca endişe de duyuracak. 90 dakika doğrudur. Boyunca nasıl iyi oynadığı zaman İlk yarıdan da bahsetti Avni abi zaten. Yani pazar günü şey, sabır lazım, sabır. İyi oynarken güzel her şey de bazı bölümlerde de endişe duyuracak tabii o kadar. Bu tip yani. Maçlarda özellikle pazar günü oynanacak maçlarda sabır çok önemli. Neden sabır önemli? Şimdi oyuncu sabırlı olacak, teknik kadro sabırlı olacak, yönetim sabırlı olacak, basın sabırlı olacak, tribün sabırlı olacak. Maçın 85. dakikası, 88. dakikası gol atarsın, playoff'a gidersin. Doğru. Ama gol yersen playoff'a gidemezsin. Altınordu karşısında da ilk yarıda o sabır vardı. O gol de geldi ve ardından da yani sabırlı, temkinli, akıllı, yani iyi bir futbol oynamaya çalıştı. İkinci bir golü bulmaya özellikle dikkat etti. Ama olmadı. Ama maçın ikinci yarısında ise bana öyle geldi ki Altınordu Spor ilk yarının, devre arasında ilk yarının değerlendirmesini yaparken iyi analiz edip ona göre ikinci yarıda futbolu tatbik etmenin arayışlarını becerdi ve nitekim 53. dakikada gol etti. Samspor da iyi analiz etmiştir diyorum yani teknik soyunma odasında bakın, mutlaka oyunculara gereken uyarılar yapılmıştır yani. Mutlaka yapmıştır. Şimdi Samspor'un çalıştığını biliyorum. Tabii ki analiz konusunda çalışıyorlar. Çalışmalar da doğal. Şimdi Avni abi şeyi diyor hani İkinci yarı üstünlük sağladı, golü buldu. Şu da düşünülebilir. Belki de oyuncular ve teknik kadro Altınordu'yu yenelim, işi bitirelim. Son haftaya bırakmayalım. Yendi yani son haftaya kalmıyordu hemen hemen. Evet. Beraberlik yetiyordu içeride Denizli maçında. Ama şimdi Denizli'ye beraberlik yetmeyeceği için yine riskli bir maç olacak. Yine fark etti yani. Tabii. Doğal olarak pazar günü biz final oynayacakmışız. Yani final öncesi final. Evet, final öncesi final. Yani finaller öncesi, playoff öncesi final. Teşekkür ederim. Samspor taraftarı bu tip maçlarda kendi üstüne düşen her zaman yapmıştır. Yapacağına İzmir'de da inanıyorum. Yani. Her zaman yapmıştır. Evet.
Özellikle cumartesi akşamı da yapacağına inanıyoruz. Sadece ben buradan bir spor adamı olarak, bir Samspor taraftarı olarak, eski bir futbolcu olarak, teknik adam olarak sabırlı davranarak oyuncuların daha çok teşvik edici tezahüratlarla, teşvik edici davranışlarla onları 90 dakika, 90. dakika gol atabileceğine inanarak, düşünerek, hemen inanarak. Birinci dakika olmayabilir gol. Birinci dakika gol de yiyebilirsin. Ama düdüğün bittiği, maçın son düdüğünü çaldığı anda skor tabelası bizim lehimize ise bizi ilgilendiren boyut odur. Dolayısıyla inşallah biz kazanan takım oluruz, playoff'a kalan takım oluruz. Aksini düşünmek de istemiyorum. İstemiyorum zaten. Ama yine de bütün iş sahada oynayan oyuncu grubu, teknik kadro, yönetim tamam. Ama seyirci de bunun 12. adamı olarak üstüne düşeni yapsın. Hem pozitif anlamda yapmıştır, yapıyordur, yapacaktır da. Ama pozitif anlamda yani Samspor'u motive etmek, maçın 60. dakikası gol gelmeyebilir, 70. dakikası gol gelmeyebilir. Bu 85. dakika, 90. dakika gol gelmeyecek anlamına gelmez. Dolayısıyla gelebilir. Yani onun için her zaman o şevk ve teşvikle hareket edip sonradan üzüleceğimiz şeyler yaşamak istemiyoruz. Evet. İstemeyelim yani, yapmayalım bunu. Temennim o. Kesinlikle. Maçla ilgili çok teknik konuşmuyorum çünkü bu bize yakışmaz. Bir maçı tam detaylı seyredip notlarını tutmadan bu konuyla ilgili konuşmak bizim şeyimiz değil ama Samspor'da genel... Samspor da kazanabilirdi, Altınordu da kazanabilirdi. Gitti geldi. Tabii soruyorum. Bir iki tane son iki tane net kaçırmışlar diye duydum. Altı pasta falan öyle. Özellikle son dakikalara doğru iki tane... gerçekten iki net pozisyon vardı ki. Uzatmalarda onların son bitirici en son pozisyonu Musa Aydın yakaladı. En net son. Pozisyon. Ondan biz de atabilirdik. Samspor'un da pozisyonu var. Yani golden sonra, birbirinden sonra Samspor'un da pozisyonu var. İşte verilmeyen penaltı var. Of, Embilla'nın pozisyonu. Yine kaleci karşı karşıya. Evet, bunları da gözler, bunları da konuşmak gerekiyor. Ya ben tabii şimdi bir şey görmediğim bir şey için konuşmak çok doğru değil. Şimdi penaltı konusunda gerçekten onu birkaç kez seyretmek gerekir. Yani onun üzerinde durmak gerekir. Yani işte bir penaltı mı değil mi bir ben şey ben tam kale arkasındaydım. Bana göre de penaltı. Yani bilemiyorum şimdi. Televizyondan eğer onu izlemiş olsaydık en azından biraz görüş belirtme imkanı doğabilirdi. Ben ama söylüyorum işte. Ya penaltı işte. Da olsa yani, hakem ne gördüyse onu çalıyor. Öyle işte, diyoruz. Tamam işte ben de hakem ne gördüyse onu çaldı. Ben söylüyorum işte. Evet. Verilmeyen de bir de penaltı. Doğrudur. Samspor İnşallah yapıyorsun. Pazar, cumartesi günü çalar hakem penaltıyı. İnşallah. Gayet tabii. Penaltı da gol değil, atamayabilirsin de onun yani, için. Hiçbir şeyin garantisi yok. Yani, bu arada gerçekten. Samspor da hiç de yani orada gitti de. Hiç oyun oynamadan... Bilmiyorum ben o konuda bir şey demiyorum. Yani kesinlikle öyle bir öyle şey var mı? Daha 7. dakikada gol bulmuşsun. Ben ilk yarı beğendim. İlk yarıda iyi futbol oynamışsın. Yani bunu görmezden gelme gibi bir şansınız kesinlikle. Olmamalı. Kesinlikle. Ama şunu da değinmekte yarar var. İzmir'de çok iyi karşılandık. Altınordu yöneticileri çok hassas davrandılar. Samspor'a gerekli konukseverliği gösterdiler. Aynı şekilde Altınordu taraftarları Samspor taraftarlarına ilgiyi gösterdiler, konukseverliklerini gösterdiler. Samspor taraftarları da karşılığını verdi. Gerçekten futbolda görmek istediğimiz çok güzel estanteneler vardı. Ya tabii bu güzel. Altınordu takımı proje takımı abi. Evet. Onlar hiç yabancı oyuncular yok biliyorsunuz. Hiç yok, yani. Evet. Yine olmayacak herhalde. Ve genç bir kadro. Bir proje takımı. Ekonomik sıkıntısı olmayan ender takımlardan biri. Evet. Yani, çok sayıda yorumlar, mesajlar da geliyor. Birkaç tanesini okuyup oku bakalım sonra ne diyorlar? Yine bir görüntü ve reklam arasına gideceğiz. Samspor'da yine sıcak gelişmeler de vardı. Denizlispor maçı öncesi bugün. Onları birazdan izleyicilerimize paylaşacağız. Serkan Yılmaz, iyi geceler. Gecenin en güzel haberini... Neymiş gecenin en güzel? Cuma günü 3 puan geri geliyor demiş. Kasla ilgili çok güzel sorular vardı. Hafta sonuna kadar cevap, karar açıklayacak Kas. Yarın ama ben Coşkun Zeren'in bir açıklamasını duydum herhalde, Coşkun kardeşimizin. Evet. Ya çok da güzel bir açıklama. Oradan gelecek kararın iyiliği, kötülüğünden ziyade bizim burada yapacağımız iş önemli. Kesinlikle. Gibi. Kesinlikle. Yönetim kurulu gelir de aynı şekilde. Aynı şekilde. İnşallah 3 puan gelir de. İnşallah. Fatih'ten o zaman da vahlanmayalım ikincilik gitti. Bakın ben pek umutlu değilim.
Ya hocam, ben inşallah haber gelecek falan diye. İnşallah bu takım playoff'a adım atar. Playoff'a öyle kalalım. Atmazsa o futbolcuların sahadaki işte teknik heyetin, yönetimin, futbolcuların sahadaki alın teriyle kazandığı puanın bir günde silinmesini neyse vebal bunun. Ama şimdi burada vebal bunun altında ne var bunun altında? Bilmiyorum artık ne var bunun hesabını yani herhalde. Bunu şimdi kamuoyu bekliyor. Ya hesabını gelen mesajlara bakıldığında çok... Şimdi benim bildiğim bir şey var tabii. Ben o anlamda bir şey diyemem tabii. Futbol Federasyonu talimatlarla yönetiliyor. Ben federasyonda 9 yıl çalıştım. Talimatlar. Futbol Federasyonu anlamda söylemedim ben. Yani aynen. Bu oyuncunun parasını ödemeyip de bu puan silme noktasına gelmesini herhalde kimse kabullenemiyor zaten şu anda da. Umarız Samsunspor playoff'a kalır. Kalmazsa insanların ilk şimdi eleştireceği konu bu olacak. Yani cezayı ama... olmaması gerektiği gerçek de yani ceza niye verildi şeklinde diyorsan o hata abi. Samsun'dan ben başka yani. Şey anladım. Evet. Onu demiyorum. Şöyle diyor ki parayı vermedin, zamanında verseydin bu cezayı yemezdin diyor. Doğru. Şimdi verilseydi gerçekten bu bak ama Muhammed bu şeye benziyor. Yani iyi giderse Samsun playoff'a kalınca bu 3 puanın silinmesinin meşrulaştırmaz ki bu. Tabii ki. Yani bu ayrı bir platform. Tabii bu ki. Ayrı bir duruş. Yani burada bir hata var. Hatanın cezasıdır. Bu hata var. Tamam biz playoff'a kaldık. Bu hatayı da görecek. Ya yani görülmesi lazım. Ve bunun tedbirlerinin alınması lazım. Ben bu konuda 2009 Erkut Başkan'ın başkan olduğu yani başkan seçildiği benim görevden ayrılıp Erkut Tutun'un başkan olduğu kongrede Ayhan Keskin adaydı. Çıktım bir konuşma yaptım ben. Ben kongre üyesiyim aynı zamanda. Samspor'da da çalışan profesyonel biriyim yani. Sadece Samspor değil. Ben profesyonelim sonuçta. Bu işten çok ekmeğimizi kazanıyoruz. Tamam hemen gidersin. Şöyle o 3 tane şey önemlidir dedim. Kurumsallaştırmak kulübü. O tarihi bir konuşmadır. İnşallah yani önemser de insanlar, kulüp yöneticileri. 3 şey. 1. Mali müşavir. Mali yapılanmanın disipline edilmesi. Projelerin ödeme tablolarının doğru takvimlerle belirlenmesi. 2. Hukuk danışmanı. Sözleşmelerin doğru yapılması ve arşivlendirilmesi. Ve 3. Ki yapmasanız bile size yazılar geliyor. Sportif direktör ki şu anda Coşkun var. Coşkun Zere. Bu 3'ü kulüp başkanının kulübün demirbaşı olmalı. Ve gelen gider. Avni abi gelir, Muhammed gelir, Ercüment gelir, Erkut Başkan gelir. Değişir ama kulübün demir maçları her zaman yaşamaya o devamlılık esastır orada. Dolayısıyla Muhammed Başkan oldu. Avni abinin başkanlığı zamanında ne oldu? Öyle bir şey yok. Orada çalışan grup, profesyonel kadro bu işlerin sirkülasyonunu, bu işlerin icraatını, devamlılığını sağlamak zorundadır. Bu oluşturulursa ki üniteler süreklilik arz edip doğru planlanırsa 3 puan da gitmez. Paralar gününde ödenir. Bununla ilgili açıklamalar yapılır. Bu bir vizyon işidir. Ve kurumsallaşma adına önemlidir. Çünkü Samsun Kulübü'nün yıllık bütçesi en az 20 lira. 20 milyon TL'den bahsediyoruz. Bu da bir büyük bir yani normal bir holdingin, iyi bir holdingin bütçesi kadardır. Dolayısıyla bunların doğru planlanıp doğru yönetilmesi ve doğru değerlendirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Benim görüşüm. Peki çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Hem reklam arasına gideceğiz hem de spor aksiyondan forma kazanan izleyicilerimize formalarını hediye ettik. Atatürk Stadı önünden maç öncesi. Cem önce o görüntüleri verelim. Onun ardından reklamlara gideceğiz. Reklamların ardından tekrar burada olacağız. Samspor Başkanı Erkut Tutu ve yönetim kurulu üyelerinin futbolcuların açıklamaları var. Samspor Teknik Direktörü Erhan Altın'ın yine açıklamaları var. Onları ekranlara getireceğiz. Mesajlarınızda yer vereceğiz. Samspor'da yine çok sıcak gelişmeler var. Deniz Spor maçı öncesi alınan kararlar var. Onları da yine sizlerle paylaşacağız. Şimdi tekrar pazar gününe dönüyoruz. İzmir'e gidiyoruz. Spor Aksiyon fanatiklerine formalarını verdik. O görüntüler şimdi ekranlara getiriyoruz. İzleyicileri İzmir Atatürk Stadı'ndayız. Samsunspor birazdan Altınordu Spor'la karşılaşacak. Gerçekten çok zorlu bir maç. Ancak rakiplerinin puan kaybetmesiyle Şanlıurfa Spor'un çok daha avantajlı konuma geçti. Samsunspor bu maçtan
galibiyetle ayrılması durumunda ise playoff'u çok büyük oranda garantilemiş olacak. Samsunsporlu taraftarlarla birlikteyiz. İstanbul'dan ve çevre illerden İzmir'e akın eden taraftarlar var. Bir tanesi de şu an yanımızda sol tarafında. Birol Daban Çin'de iş görüşmesindeydi ama bu maç için özellikle Çin'den kalkıp önce İstanbul'da, oradan da İzmir'e geldi. Kendisine bir forma sözümüz vardı. Onu burada takdim edeceğiz. Spor Aksiyon'un daimi izleyicilerinden kendisine de teşekkür ediyoruz. Bu formayı da 55 Samsunspor kulübüne de ayrıca gösterdiği nazik davranıştan dolayı teşekkürlerimizi sunalım. Evet, bu formayı size takdim ediyoruz. Yine yanımızda da çok değerli Samsunspor fanatikleri var. Ne? Samsun Orhan. Evet. Ömer Günal. Tekirdağ'dan Yıldıray ve yine sol tarafımızda da İstanbul'dan. Hem erkek taraftarların maça ilgisi oldukça fazla. Umarız kazanırız. Siz İnşallah. Neler söyleyeceksiniz? Hedefimiz Süper Lig. Öncelikle taraftarlarımıza çok teşekkür ederiz. Girer girmez. Bütün imkanları zorlayarak buralara kadar geldiler. Bu taraftar her şeyi hak ediyor. Futbolcularımız da inşallah bugün çok güzel bir oyun sergileyecekler ve 3 puanla döneceğiz. İnşallah birazdan maç başlayacak ve umarız Samsun 3 puan coşkusunu yaşayan ekip Samsun Spor olur diyoruz. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Yaklaşık evet, Spor Aksiyon izleyicileri. Evet, Spor Aksiyon izleyicileri, programımızda düzenlediğimiz yarışmalardan forma kazanan bir izleyicimiz daha, Ahmet Yersel, Samsunlu ama Kütahya'da öğrenci, üniversite öğrencisi kardeşimiz. Sezer Özmen sorusu sormuştuk kendisine ve evet, Giresun Spor'a attığı gol. Sezer Özmen'in imzalı Ahmet Yersel'e sevgilerimle Sezer Özmen imzalı formasını şimdi kendisine teslim ediyoruz. Arkasından çevir istersen. Evet, neler söyleyeceksin? Samsunspor'un çok önemli bir maçı var. Abi, öncelikle bunu bir maç. Sula çiğdem var. Çiğdem çekirdek var. Abi takip ediyorum. Bardak su var, şişe su var. Buz gibi su var. Borazan var. Buradan belediye için Spor Aksiyon'a. Hamdi Demir'e, Besim Gürünç'e, hepsine çok çok teşekkürler ediyorum. Biz Kütahya Simav'dan geldik. Kalktık, sevdamızın peşine düştük. Buradan her türlü selamlarımızı gönderiyoruz. Sinem Çekirdek var, bardak su var, şişe su var. Spor Aksiyon programımızdan Recep Niyaz forması kazanan izleyicimiz Almanya'dan Tanju Uzu. Evet, bugün de maç için Almanya'dan önce İstanbul'a, oradan da İzmir'e geldi. Kendisine formayı teslim ediyoruz. Recep Niyaz ile ilgili sorduğumuz soruya doğru cevap vermişti. Ne sormuştuk? Recep Niyaz bu sezon hangi takıma iki maçta da gol atmaya başarmıştı? Onu sormuştuk. Manisa Spor'du cevabı. Kendisi de çok sayıda kişi arasında tarihi çıktı. Kendi isteği üzerine formayı bugün burada teslim ediyoruz. Evet, formayı teslim ettik kendisine. Maçta zor düşünüyoruz. Abi, oraya bak, abiye bak, şapka verin. Benim de 2-0 veya 2-1 Samsunspor'un kazanacağı yönde, umarız Samsunspor sahadan galibiyetle ayrılır.